Bursa'da çok fazla vaka olmasına rağmen bağışçı sayısı da çok az. Hem çağrı niteliğinde hem de genel son aşamada. Peki bu ilaçları konuştuk. Tedavide plazmada kullanılıyor. Siz neler söylersiniz? Konvalesan plazma diye geçiyor bizim tıp dilinde. Bu gerçekten gene Amerika Birleşik Devletleri'nde FDA tarafından onaylanmış bir tedavi yolu. Şu ana kadar zaten tedaviye onay almış 4 ilaçtan bir tanesi yani veya 4 tedavi yolundan bir tanesi konvalesan plazma. Bu anlamda gerçekten yine hastalığın özellikle ilk dönemlerinde bu tedaviyi uygulayan hekim arkadaşlarımızın da belirttiği üzere ilk dönemlerde gerçekten kişinin o ilk savaş anında cepheye ilk asker göndermek anlamında yani kendi askerlerini üretmeden önce öyle diyelim dışarıdan aldığı bir takım askerlerle o virüse karşı savaşmak anlamında esasında kişiye zaman kazandırıyor. Aynı zamanda hekimlere zaman kazandırıyor. Kendi savunma mekanizmasına zaman kazandırıyor. O yüzden plazma bağışı gerçekten önemli ve bu şartları sağlayan kişilerin gerçekten gidip kan merkezlerinde plazma bağışı yapması hem sevdiği insanların yaşaması açısından hem de bir başka kişiye hayat olması açısından son derece önemli. Bazı kişilerin çekinceleri var, korkuları. Sağlığa zararlı mıdır? Yok, kesinlikle herhangi bir zararı söz konusu değil. Zaten bununla ilgili yani plazma bağışı veya kan bağışı ile ilgili yine hekimler gittiğiniz zaman veya orada merkezlerde çalışan insanlar hangi sıklıkla kan vermeniz gerektiğini, hangi kiloya sahipseniz kan verip veremeyeceğinizi, beraberinde bir ilaç kullanıyorsanız verip veremeyeceğinizi bu tür önlemleri mutlaka sorgulayıp ona göre sizin plazma donörü olabilir misiniz, olamaz mısınız da karar veriliyor. Ona bağlı olarak da siz zaten ancak verir veya veremezsiniz. İnsan sağlığına herhangi bir zararı söz konusu değil.